Başlattım. Şimdi konu başlığı olarak akuzatif ve datif demiştik aslen. Ben şöyle bir planım var açıkçası derse girişte. En baştan akuzatif ve datifi en baştan alıp sonra örnekleri yani ilk ders iki ders şeklinde yaparız minimum. Hani üçe de sarkabilir bu. Birincisinin dakikalarını bilmiyorum. Hani araya da mola koyarız. Birincisinde konu anlatımı. İkincisinde örnekler çözüm. Nasıl fikir? Ne diyorsunuz? Ya da değişik bir öneri falan varsa katılabilirim. Olur hocam, faydalı olabilir. Tamam dedi. Tamamdır o zaman. Şimdi şuradan başlayalım. Soru cevap da olacak tabii ki de. Akuzatif. Önce kelime anlamı, daha doğrusu sözlük anlamı neydi bunun? Türkçeye göre. İlk ders daha çok Türkçe gidecek. İkinci derste pratiklere gireceğiz. Almanca yazıyor. Bir Türkçesini yazalım. Ne demektir akuzatif? E hali. Da E hali. anlamadım. E hali. Ses geliyor, ses geliyor Recep, anlamadım. İyi hali. Hocam, iyi hali diyorum Ha, ben E anlıyorum. Özür dilerim. Tamam. ben. Yok yok, yanlış dedim. Ha, İsmail yok değil mi aramızda? Neyse. Yok, gelecek biraz olan. Biliyorum konuştum. Tamamdır. Evet, akuzatif Türkçe'ye göre ismin iyi hali. Şimdi Türkçe Almanca gideceğiz dedim. Önce Türkçe örnek verelim. Hep derste verdiğimiz örneklerden. Ya da şöyle diyeyim. Şöyle devam edeyim. Datif'de ismin zaten bu kaldı geriye. E hali. Şimdi bunlar ne zaman ismin iyi hali, ne zaman iyi hali? Karıştırmamak için. Mesela Türkçe örnek verelim. Ayşe öğrenciyi arıyor. Şöyle büyüteyim. Böyle renklendireyim. Ayşe öğrenciyi arıyor dedik. Şimdi bizim de bir üç parmak kuralları vardı. Cümle kuruyorduk. Özneyle başlıyorduk. Subjekte yani. Sonra verb. Sonra objekt gibi devam ediyor. Bunun sonunda nokta koyuyor. Ayşe öğrenciyi arıyor dedik. Bu cümlenin öznesi Ayşe. Ayşe. Fiili. Arıyor. Arıyor. Teşekkür ediyorum. Hangi renk kullandım? Arıyor. Evet. Öğrenciyi de objesi kaldı o zaman. Aynı renkten kullanmak açısından. Şunu da bir büyüteyim. Şimdi aynı skalada cümleyi yazdık Türkçesini. Şimdi ne demiştik? Şimdi Almanca'da her zaman olmasa da %99 bu datif edilgen cümleler, edilgen çatı cümlelerinde özne sadece değişir, hal değiştir. Onun dışında yani aslında B seviyesine kadar, B2 seviyesine kadar diyeyim, özneyi nominatif kabul edebiliriz. Yani yalın halde. Burada da Ayşe yalın halde. Obje ne halde? O efendim. Ses geldi. Sessiz aldım. Obje her zaman fiile göre karar verir. Ne halde olacağını. Burada mesela aramak olduğu için öğrenciyi oldu. İşte burası Türkçe'ye göre akuzatif. Bu da kaynaştırma oluyor sanırsam. Şimdi bunun Almancasını yazalım.
Öğrenci üniversite öğrencisi. Bu arada o bilgi de vereyim. Ayşe, hadi ipucu ver olsun. Yardım olsun. Hadi Ayşe arasın artık. Su. Su. Den. Student. Aslında endeklinasyon falan giriyor da şimdi ona girmiyorum ben. Kafa karışmasın. Şimdi student ne demek student? Student. Üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisi doğru. Şimdi yani cümlenin bu da mavisi bu. Bu dean normalde der student'ti, öğrenci. Bizim de Türkçe'de öğrencinin yalın hali öğrenci. İyi halini alınca öğrenciyi oldu kırmızı çizdiğim. Ben de burada bunu kırmızı çizeceğim otomatikman. Yani aksatif nedir? Neden iyi haldir? İşte bu yüzden. Aynı görevi görüyor. Türkçe'de ismin iyi halini aldı. Almanca'da bu değişti. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dil. Almanca önden eklemeli. Artikeller bu yüzden var zaten. Bu akuzatif için kısa bir şeydi. Şimdi akuzatifin detayına girelim. Yani ne oluyor haline. Şu an daha prepozisyonlar devreye girmedi bu arada dün derste gördüğümüz. Onlar bir sonraki derste girecekler. Şimdi bir tablo yapalım. Şimdilik şöyle kalsın. Hatta alta bir tane daha ekleyeyim. Burası nominatif, burası da akuzatif. Tamam. Şimdi bizim dört tane artık kelimemiz var. Der, die, das, und çoğul olan. Der, die, das, und çoğul olan. Yine tanıcık kalsın. Gördük ki zaten der ne oluyormuş akuzatifte? Yani ismin i halinde. Ben yazıyorum bir yandan da cevap bekliyorum. Ben değil mi hocam? Evet. Teşekkür ederim. Görmedim kim söyledi. Yusuf herhalde sende. Evet. Tamam, şu yan ekranı açayım da. Evet, D ne olduğunu gördük. D ne oluyor? Bu öğrenci kız öğrenci olsa ne olacaktı? Aynı kalıyor. Aynı Aynı kalmıyor. kalıyor. Yani D student tin olacaktı ancak. Ama buradaki D, şuradaki D değil kırmızı olan imlecimi gösterdiğim sağ taraftaki şu D. Ama nereden anlıyoruz biz? Cümlenin objesi olduğundan anlıyoruz. Yalın halde olmadı. Türkçe çevirirken yani. Das ne oluyordu? Das Yine aynı kalıyordu hocam işte. yine aynı kalıyordu. Çoğul olan değil. O da aynı kalıyor. Bu da aynı kalıyor. Yani zaten en başta demiştim dersteyken de biz. En kolayı bu demiştim. Çünkü sadece tek bir kuralı var. O da der değin oluyor. Öbürleri aynı kalıyor. Ama bana gene ihale bilgisini veriyor. Yani burada gene Ayşe öğrenciyi arıyor. Ayşe çocuğu arıyor deseydik. Aynı renkten alta ineyim. Ya da kitabı arıyor diyelim. Türkçe'de de ihale otursun şurada.
Ayşesuh Das Buch olacaktı. Şimdi bu Das Buch ne demek? Türkçesi tam olarak kitabı. Yani şuradaki kırmızı olan Das aslında şuradaki sağ tablonun sağındaki Das'a tekabül ediyor. Bunlar ama buraya kadar soru var mı? Yok. O zaman bunlar tabii ki belirli artikeller. Bir de belirsizler var. Onları da altına girelim. Yani işte der Student deyince öğrenci ama onu biliyorum. Basit der Student. Ama bilmediğim bir öğrenci olsa veya bir sayı versem tek bir tane olsa. Belirsiz artikel yani indefinite artikel. Unbekannte ya da nasıl gördüyseniz kitaplarda. Yok mu çok? 12 kişiyiz. Aynı diyor Derya. Evet, aynen onlar. Ben cevap soru soruyorsun zannettim. Aynı oluyor. Dide. Yani der student öğrenci, aynı student bir öğrenci. Bir studentin öğrenci gene ama aynı studentin gene bir öğrenci. Şuradaki aynı neden oldu? Neden burada aynı kaldı da burada aynı oldu? Şu E nereden geldi? Altını çizdiğim E nereden geldi? Bunlar hepsi aynıken. Pardon şu ikisi. Bu neden aynı? Ben beklerim. Haydi. O zaman şöyle ben şey isteyeyim. Y'nin sonundaki E harfinden ötürü. Hı. Tamam. Ben Teşekkür ederim. konuşmak yasak sandım da. Yok canım neden Kimse... öyle? Ben herkesten mikrofon istedim şimdi bak. Tamam, aynen öyle. Ya ne dedi ki Ali? Şuradaki dilin sonundakinden dolayı bu E buraya geldi. Evet, böyle kabul ediyorduk biz de. Tamam, bu bilgiyi aldık. Kapattım. Çoğul olanda ne oluyordu peki belirsiz? Aynı olmuyordu çünkü bir olarak Ama belirtemiyorduk. Kaynı oluyordu. Kaynı oluyordu. Aynı şekilde şu di bunu da etkilemiş oldu. Oraya fazladan bir E koydu. Tamam bu zaten A1'in 3. ünitesi. Burası gördüğünüz gibi belirsiz. Şimdi bunları belirsiz yani bir öğrenciyi diyeceğiz. İşte bir kitabı diyeceğiz. Şu ana kadar bir kitap, bir öğrenci, yine bir öğrenci. İşte olmayan çocuklar gibisindendi. Şimdi burada demiştim ki değişim nasıl gidiyorsa belirsizde de o şekilde gider. Yani demek istediğim der ne olmuş? D'ne dönüşmüş. O dönüşümünü al aşağıda koy. Yani en gelmiş sonuna. Al bunu aynı koy değişimle en. Hani tamam sadece bir R N'ye dönüşmüş aslına bakarsak. Ama o zaman da böyle bir şey çıkacak karşımıza. Ben bunu nasıl okuyayım? Aynı gibi bir şey olur. Şu E'yi de kaynaştırma gibi düşünelim. Mantık oturtmak açısından. Değişim var ise yani artikellerde, hallerde o zaman belirsizlerde de değişim olacak. Ama nasıl olacak? O değişim sonu aynı şekilde aşağı inecek. E değişim yoksa?
değişim olmayacak. Aynen öyle. Dasayet yani yanın kalacak. Yani aynı kalacak. Bu değişmiyorsa bu da değişmiyor. Bu değişmiyorsa bu da değişmiyor. Bu değişmiyorsa bu da değişmiyor. Şu ortadaki okları bir sileyim. Şu an ekran kaydını alayım. Çünkü ekranı silince o oklar gidecek. Bir saniye. Okey. Peki. Bu ilgi bir. Tamam. Peki bu mine'larda durum ne? Hani ben bu tabloyu alsam, kopyalasam, aşağı yapıştırsam ne kadar güzel değil mi? Sınıf tutakta bunu yapamamak. Burada dedim ki mine tool. Mine tool. Bunun E hali nasıl? İ hali pardon. Mine'in. Aynen öyle. Aslında hiç tabloyu kopyalayıp iki tablo oluşturmama gerek yok. Bu aynı şekilde olumsuz da olur. Mine'a da olur. Mine oluyorsa dine'a da olur. İleride hani görenler varsa thine, unza vesaire görmeyenler için benim, senin için oluyorsa onun için de olur. Bizim için de olur. Sizin için de olur. Onlar için de olur. Aynı kuralı alıyorum. Buraya da koyuyorum aslında. Yani benim iki tane, üç tane tablo öğrenmeme gerek yok. Şöyle bir internetten hemen bakayım mı? Ha, örneğin. Mesela akkuzatif artikels yazdım. Direkt bana bu tablo geldi. Mesela. Burada ne var? İşte derdeğin olmuş var. Aynen olmuş. Kaynan olmuş. Üç tane tablo var akkuzatif için. Hiç gerek yok. Bunu böyle ezberlemeye şey yapmaya. Mantık ne? Der ne oluyor? Değine dönüşüyor. Aynı sonunu bunu alıyor. Zaten aynı ne oluyorsa yani belirsiz artikel ne oluyorsa yani bu eşittir. Kain da onun oluyor, kainen oluyor. O eşittir. Mine da mine'en oluyor. O eşittir. Zaten de aynen oluyor. Diye bu tablo uzar. Bunun hiçbirini ezberleme. Sadece aynı bir başına değil. Bu dediğimi anlaşıldı mı? Yani şu alttaki tabloyu ben yazmayacağım, sileceğim. Gerek yok çünkü. Tek tabloyu görebiliyorum. Var mı buraya kadar sonra? O zaman şeyi geçtim. Akuzatifi. Geçtim dedim konu anlatım kısmını şimdilik. Şimdi bir datife gireceğiz. Aynen alacağım. Aşağı yapıştıracağım. Gene buradayız. Bu sefer ne olsun? En bilindik şey yardım ediyor olsun. Şimdi şuna bir üst başlık atayım. Akuzatif diye şunu alayım. Ortaya koyayım. Çok renk bu ne çocuk bahçesi gibi demeyin. Yani renkler anlaşılsın diye. Yani şu yeşil şuna tekabül, aynı senin de buna tekabül. O yüzden onları yapıyorum. Alttaki üç renkte hani mention kitabında bu renkler kullanılıyor bu artikellere o yüzden. Öğrenciye yardım ediyor oldu şimdi Türkçe'de E hali. Çünkü neden? Yardım etmek fiili bizim Türkçe'de E halinde kullanılır. Öğrenci de benim objem. Yani daha doğrusu Türkçe'ye göre nesnem. Aynısını yapacağız şimdi. Ayşe Zuh değil. Hilft deyim student oluyor. Ne oldu? İşte şu deyim öğrenciye. Aynısı. İsmin E hali, İ hali mantığı budur. Prepozisyonlara girersek o zaman hiç hale girmeyeceğiz. Birazdan onlara da gireceğim. Onları düşünmeden şimdiden. Aus, in, für, by vesaire. Onları düşünmeden yalın halde hani hiç preposition yoksa böyle kullanılıyor. Ancak Türkçe'de düşünmeyin. Yani burada aramak iyi haliyle, burada da Almanca'da aramak iyi haliyle bütün fiiller böyle eşleşmiyor. Türkçe'de bazen iyi haliyle kullandığımız Almanca'da e haline kullanılıyor ya da tam tersi. Bizim e haliyle kullandığımız onlarda iyi haliyle en bilindik örneği haben mesela. Ne bileyim brauchen. Bizde sahip olmak bir şeye, birine ihtiyaç duymak ya da bir şeye ihtiyaç olmak. Ama Almanca'da iyi hali. Onun da birazdan açıklamasını yapacağım nasıl bulacağımızı zaten. Ne oldu? Akuzatif aşağı inmiştik. Deyim student oldu. Böylelikle
Datif hali de bu. Şimdi buradan kurallarına geçelim. Aynı şekilde. Sağlıkla. Burada datif yazayım. En hali. E ne oluyormuş demek ki? Der, deyin oluyorsa burada da deyim oluyormuş. Önce şu ikincilerden gidelim. Die, akuzatif de die, datif de. Der. Der. Das, das, datif de. Dem. Dem. Die, die, datif de. Dem. Dem. Bir de artısı vardı bunun. Artısı bizde yok hocam. Vardı. Böyle tahta. Ya ben hatırlamıyorum. Sonuna yazmıştım. Bir de sonuna en geliyor. Hani şuraya işte isim geliyor. Denkinden gibi. Yani hem artikel deyine dönüşüyor hem de kelimenin sonuna işte şuraya bir en daha geliyor. Şöyle. Bu da zuh tabii olmayacak da ben bunu sileceğim. Onun gibi. Tamam. Artikeller bunlar. Bunlar belirli artikeller. Belirsizlere gidelim. Ne dedik demin? Pembeyle çizmiştim. Bir daha çizeyim. Şu değişim neye döndüyse aynı da sonunu alıyor. O zaman hani nominatif hali bu. Değişim gelmiş M diye. Bu gene okunamaz. Kaynaştırma M diye düşünebiliriz. Aynen oluyor doğru ki de. Teşekkürler. Değil sonraki yazımdan dolayı. Ali dediğini anlamadım. Mesajı şimdi gördüm ya. Özür dilerim. Bak buradaysam. Ha tamam. Şey bir hatırladım. Öncekindeydi. Cevap vermiş. Tamam. Pardon. Aynen oluyor dedik. Aynı mantık. Devam. Buradan buraya. Yani şöyle de şunları da ben kabartayım mı? Hatta şunu da alayım. Atınca daha bir rahat gözüküyor sizde de çünkü. D aynı oluyor, aynı oluyor bu tarafta. Bu yalın hal. Aynen oluyor, aynı mantıktan dolayı. Şunu artık altını çizmeyeceğim. Aynı değişimi aldım. Das, das deyin dedik. Ein, ein. Aynen. Aynı şekilde bu zaten deyim böyle oluyorsa alttaki de o oluyor demek ki. Yani. Alt tarafta yukarıdaki D aynar oluyordu. Alttaki D de kaynar olacak bu sefer. Kaynam olacak pardon. Manisa mı Niğde mi? Manisa. Yukarı. Kaynan değil mi hocam? Neden? Yani, çünkü sonuna evet, doğru diyor. Den de geldi. Den de en geldi. Heh, mantık şu kabartmalı yaptığım yerler. Yani şuradakini alacak o zaman. Gene pardon. Şuradakini alacak alta koyacak. Ve zaten dediğim gibi kain, main, dain için zaten geçerlidir. Hiç tabloyu bilerek kopyaladım, indirdim aşağı. Burada da ismin halindeki hali artikelsiz prepozisyonsuz kullanımında ismin e hali aynen Türkçe'de işte böyle. Mesela diyeceğiz ki bunu biz hani ben de ders alanlar için söylüyorum. Bir iki yarın ya da haftaya göreceğiz bu şeyleri, kelimeleri. Mesela das Auto kelime diyorum fiilleri. Das Auto gehört. Dem man. Şimdi gehören fiilinden geliyor. Gehören ait olmak. Ne oldu?
Türkçesini yazalım altına da. Araba. Hadi başlayayım ben. Araba sahip olmak adamın. Yani Türkçe bilen birinin Türkçesi olsaydı daha güzel olur. Ha öyle mi yapayım? Tamam. Ben tek tek. Araba adamın. Ait, adama ait. Ait diye. Aynen öyle. Şimdi burası özne ne demiştik? Yeşil. Öznemiz. Burası fiilimiz. Evet. Burası objemiz. Renk mi kullandık? Evet. Şimdi araba. Öznem cümlemin. Adama. Türkçe'ye göre nesne burada. Fizde fiilde sonda biter. Al bu da fiili. Al burada. Adama dedim çünkü ait olmak Türkçe'de E halinde al sana deyim man dedim. Bu da datif E hal demiştik. İşte bu da ikinci kanat olmuş buraya. Türkçe düşünmeyeceğiz ama. Hani bu fiilin datif olarak kullanıldığını bileceğiz. Buraya kadar soru var mı? Yoksa. Şimdi biz onları nereden bileceğiz? Onu oraya bağlayayım madem. Yani ben bu fiillerin datif, akuzatif olacağını nereden bileceğim? Onu da şimdi önce şöyle bir kısaltmalarımız vardı bizim. Hatta yana bir tane daha ekleyeyim hemen. Şimdi biz önce demiştik ki Yemant. Ne demek diyemant? Ya ben hatırlayamadım hocam ya. Şöyle Türkçesini şuraya yazayım. Biri veya birisi. Şöyle yazayım. Dur bakayım nasıl yapayım. Bir üstte bir tane daha ekleyeyim. Burası nominatif yani yalın hal. Şimdi bizim yalın hali de sağdan sola gidelim. Biri birisinin iyi hali nasıl olur? Soru nasıl hocam anlamadım. Şimdi Yeman Türkçesi biri veya birisi demek. Tamam. Bunun iyi hali. Türkçe düşünün. Zaten şu an iyi hal ne diyeyim hocam? Birini birisine. Biri, daha yani. Ha, biri burada ama ben biri arıyorum diyemem. Ben birisini arıyorum diyebilirim. Heh, şunu istemiştim yani. Birini veya aynı şekilde birisini. Şimdi bizim Türkçe'de sonuna iyi geldi. En iyi geldi. O da kaynaştırma oldu. Almanca'da da der deyine dönüşüyordu. Aha sana Yeman deyin. Bu da Almanca'nın birisini. Bunun da kısaltması JD ne demiştik? Şimdi dersi benim dersi almayanlar bu ne diyor diyordur olabilir de bekleyelim. Birazdan sonucuna geleceğim. Şimdi bir de bunu datif yapalım. Yani Türkçe'de birisine ya da birine demek Almanca'da da düz mantık devam. Burada deyin olduysa, burada deyim olduysa, burada deyin olduysa, burada da deyim olacak demek. O zaman kısaltması da aynı şekilde. Bu da M olacak. Bir ekleme daha yapacağım sadece. Bazı fiiller için geçerli değil çünkü bu durum. Soru varsa bu ana kadar alabilirim. Bir de etwas vardı. Bu da aslında bir şey demek. Türkçe'de
Türkçe'de bir şeyin iyi halini nasıl söylerim? Bir şey olarak. Yani şu iyi geldi. Almanca'da das ne oluyor akuzatifte? Das kalıyor. Yani bu da aynı kalıyor. Yani etwas aynı zamanda da bir şeyi demek. Şurası yok. Bunu şimdi düşünmeyelim. Etvam gibi bir şey olmuyor yani. Bunun da kısaltması ETV. Şura, bura ve burası şu an çok önemli. Şimdi ben ekranı ikiye böleceğim. Nerede benim? Şimdi. Sözlüğe geldim. Şimdi ben bilmek istiyorum ki hangi fiil datif, hangisi akuzatif. Yani yazarken bilmek istiyorum en azından. Buraya fiili yazacağım. Ben pons kullanıyorum. Gehören'ü yazdım. Bana önce diyor ki ait olmak. Tamam. Bu Türkçesi. Şuradaki e hali diyor ama bu Türkçe öğrenenler için. Almanca olmaz. Yanında şunu gördüm. Yemandem zaten üstüne gelince bilgisayar için söylüyorum. Açıklamasını yapıyor bizim bu sulayı yaptığımızı. Ha yani gehören fiili datifmiş. Burası da datif demiş. Yukarı gideyim. Arıyor. Yani aramak. Almancası suchen. Jemanden. Birini diyor ki yani ya birini ararsın diyor. Ya da diyor bir şeyi ararsın. Biri de demiyor ki şuradaki şey ayrı yazılacak hocam. Yani burada JDN'yi, ETV'yi gördüm. Şunları. Hatta şu ikisine farklı renk kullanayım. Mor olsun. Bunları gördüm. Bu zaman da demekmiş ki bu fiil akuzatif. Arada bir laf etmiştim. Türkçe düşünmeyin diye. Çünkü mesela işte bırakın demiştim orada da. Ne yazdım oraya? İhtiyaç olmak. Tamam. Bizi Türkçe'de bir şeye ihtiyacımız olur. Arabaya, eve, yemeğe, ekmeğe. Ama Almanca'da etwas. Yani ben onu akusatif kullanacağım. Türkçe düşünürsem buraya girerdim ben. Arabaya derdim, adama derdim. Yanlış olur. O yüzden Türkçe düşünmeden bunun şeyini buraya gelip bakmamız gerekiyor. Bura neresi? İşte pons.de.com ds'de basan da .com'da Türkçe değerli Almanca olsa gerek. Almanca Türkçe sözlük. Daha önce bilmeyenler için hani bu Pons hem sözlük çevirisi yapıyor hem burada bana bunları gösteriyor hem burada çekinlemeleri var. Şu daha fazlaya basarsam da hallerini gösteriyor. İşte şimdiki zaman, geçmiş zaman, preteritum önceki geçmiş, daha önceki geçmiş, gelecek vesaire vesaire hepsini gösteriyor. Buradan B2'ye kadar çıkılır ya. Yani. C1'e kadar. İngilizce'nin ise burada İngilizce çevirileri daha iyi Türkçe'ye göre Pons'un bu arada. Bazılarının Türkçe'de zayıf kalıyor. Neyse. Küçük Pons reklamı da yaptık. Durum bundan ibaret. Konu anlatımı ilk anlamda buydu. Buraya kadar soru var mıdır? Şu an için benlik yok hocam. Şimdi şöyle de bir şey demiştik. Üçüncü sayfaya artık geçeyim. Soru gelirse dururdum. Gelmeyince devam ediyorum. Şimdi burada SB O belirliyor dedik. Yani O'nun hali değişiyor. Okey. Her zaman cümlede öznelerinin hali değişmez. Ondan sonraki her nesnelerin halleri değişir. Burada bir dün bir tablo yapmıştık. Yani dört kuraldan bahsetmiş. Dört altın kural. Bu bizim hani her zaman işimize yarayacak. Bir. Şimdi. Şöyle diyeyim. Ne zaman hal değiştirir diye de bir başlık atayım. Nesneler. Yani ne zaman akuzatif olur, ne zaman datif olur. Bir. Buna hani şu ana kadar anlattığım örnekleri prepozisyona girmedim. Çünkü neden iyi hali? Hani biz burada iyi halini kullanmıyoruz sorusunu ezmek için de. Türkçe'ye uyarladım.
Bundan sonrası uymayacak çünkü. Ve tamam, buraya kadar hep fiil belirlemişti. Çünkü herhangi bir preposisyon kullanmamıştık. Ama kullanacağımız takdirde eğer ismin, pardon, nesnenin veya buradaki ismin önünde, yani şurada bir preposisyon varsa ismin haline ilk önce o karar verir. İki, yoksa demin şu ana kadar gördüklerimiz gibi verb karar verir. Ya predikat da denir buna, hani yüklem olarak. Üç. Üç neydi? Wo. Wo sorusu cevap veriyor. Ne bağlamda? Nerede? Ama şey evet. İçin. Datif için. Neydi? Aynen öyle. Aynen. Dört. Wohin. Arıyorum da. Wohin. Ama ne alaka diyen varsa bilmiyorum şimdi kaç kişiyiz. Bizden olmayanlar var mı? Olabilir. Olmazsa da bir video izleyecekler. Ne gelmedi? Bir saniye. Şimdi preposisyon karar veriyor dedik. Ama şimdi prepozisyonlarımız bunlar. Almancadaki hepsi bunlar. Başkası yok. Şu sağdaki yeşil olan grup, kesrin sağ kısmındaki, her zaman akuzatif. Solunda yer alan şu grupların her zaman datif. Aradakiler kesişim kümesi. Onlar da işte, yani bir baktım prepozisyon karar veriyordu. Baktım prepozisyon arada. Yani hem akuzatif olabiliyor hem datif. O zaman kural 3'e atlar, 4'e atlar. O zaman cümleye soru sormam gerekir. Cümleye wo sorusunu sorunca o cevabı alırım. Wohin sorusunu sorunca o cevabı alırım. En bilindikte şu örneği söylemiştim. Çünkü daha önceki ünitelerde bu örnek akuzatif veya datif bu konu anlatılmadan anlatıldığı için, görüldüğü için pardon. Ich gehe in nokta 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 kino. Ich bin in nokta 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 kino. Şimdi buradayız. Yani bana soruyor ki bu da das kino olduğunu varsayarsak ki öyle. Şimdi buraya das olacak da bende böyle bir tablo var. Hani das mı deyim mi gelecek? Dedik ki kural 1 prepozisyona bak. Varsa ya. Var mı? Var. Tamam. Onu bulayım o zaman içeride. O burada. Kesişim kümesinde. Yani hem datif oluyor hem akuzatif. Yani bu demek oluyor ki hem das oluyor, kalıyor, hem de deyim oluyor. O zaman diyorduk ki biz, işte demin dediğim, şu üstteki iki soruyu soracağız. Yani ben hangi soruyu sormuş olabilirim ki bana bu cevabı versin? Demiştik. Nereye? Wo. Bir daha. Wohin, nereye? Yani şimdi bunun için aslında şu çok kolay bir şeyi uygulayacağız. Üç parmağı çevireceğiz. Şunu keseyim bir saniye. Ay. Kırpayım. Tamam. Şimdi bu benim öznem. Rengini unuttum. Kırmızı yapayım. Bunu yeşil yapayım. Bu da artık cümlenin hani objesi, özneden ve fiilden sonrası açıkçası. Şimdi ben buraya bir W sorusu soracağım. Yani ya wo soracağım ya wohin soracağım. Ondan sonra W sorusunun kuralı fiil koy diyordu. Ondan sonra diyordu ki özne koy. Şimdi zaten bunun da cevabını böyle veriyordum. Yani burası aslında renklendirmeye kalkarsam mavi olan kısım cevap burada çünkü. Fiil aynı kalacak mecburen. Geist olacak. Ya da GH fark etmez nasıl düşünürseniz. Çünkü burada da do diyecektim. Yani do dedi, ich dedim. G dedi, geist dedi. Şimdi
Nerede gidiyorsun olurdu wo deseydik. Wohin dediğimiz nereye gidiyorsun oldu. E tamam buldum o zaman. Wohin akuzatif, das akuzatifte ne oluyor? Das oluyor. In das kin. Bu da aslında eşittir ins kin. Evet. Şimdi aynısını ikinci için yaparsak. Ich bin und kin. Şimdi şunu alacağım gene buraya getireceğim. Wo mu? Wohin mi diyeceğim. Bin dedim. Burada iki olduğu için bist olacak. Burada bu da du. Ha. Wo bist du mudur? Wohin bist du mudur? Şimdi de sor. Wo bist du? Ha. Yani neredesin mi? Nereyesin mi olurdu bu olsaydı? E sin yani olmak var burada. O zaman duruyorum ben. Gidiş yok. Hareket yok. Hareket varsa aslında gene şey düşünebiliriz. Wohin de düşünebiliriz ve her zaman demeyelim onu. Duralım şimdilik. Şimdilik bilgiler bizi onu götürür de ileriki seviyede yanıltabilir. Tamam ne oldu? Wo oldu. Wo neydi? Dativdi. Das. Das der dativde ne oluyor? Deyim oluyor. Ha. O zaman bu da eşittir. In deyim. Yani im kino. Şimdi burada şimdi üçüncü sayfaya geçtiğimizde yani şurada artık Türkçeyi unutacaktık. Neden? Burada diyorum ki sinemaya gidiyorum. E Türkçe'de E hali. Burada sinemadayım. Ve daha geldi. İçindeyim. Hal bile yok. O yüzden işin içine artık preposisyon giriyorsa yani şu tablo geldiyse Türkçe düşünmeyeceğiz. Sadece biz Türkçe'yi şurada düşüneceğiz. Yani üstteki örnekler. Preposisyon olmadığı örnekler. Bunlar da hani şuraya sevk edenler de hangileri aslında zaten belirli bunlar. Yani yön belirtenler. İçinde, yanına, içinde veya içine, yanına veya yanında, üstünde veya üstüne gibi. Yani iki türlü de olabilir. Üstüne de gidebilirim, üstünde de olabilir. Öbürleri değil. Yön belirtmiyorlar. Hani bazıları belirtiyor ama değişiyor da. Hani nahta yön belirtiyor ama aynı zamanda sonra demek gibi. Hani nahta hoştan deyince Almanya'ya ama mesela en bilindik nahmetak öğleden sonra. Farklı anlamlarda gelebiliyor. Bunlar ama direkt yön belirliyor. Farklı anlamına girseler de. Burası burasına kadar konu anlatımıydı. Bayağı da 50 dakika tutmuş. İki halin var mı herhangi bir sorun? O zaman mola verelim. 15 dakika ideal midir? Çok mu? Şunu durdurayım da ben bu arada. Kaydedim. Okey. Buraya kadar soru var mıdır? Tekrarlayayım. Kaç kez? 7. Yoksa şöyle yapayım. Alıştırmalar diyeyim. Dördüncü sayfaya giriş yapalım. Şimdi ben arada bu yan tarafa bakıyorum. Şey yap ben orada bir ekranım daha var. Orada PDF'leri düzenleyip sola getiriyorum da. Şimdi mesela şu listeler var. Mesela böyle bir liste var. Nedir bu? Demiş ki verben mit akuzatif. İşte demiş ki verben mit datif. Yani datif kullanan fiiller. Ama yani bunların işin içinden çıkamayız. Çünkü daha bir de bunların işte verben mit reposisyon gelecek bu A2 konusu aslında. Hah, mesela bir de bu liste var. Yani bunları böyle işte atıyorum Reden von bunu ezberleyeceğiz de şuradan gideyim. İşte Duncan dativdir, Gefahren dativdir gibi ezberlememiz biraz hayalci olur açıkçası. O yüzden en mantıklısı kullana kullana pratikle oturması. Bir süre sonra hani şey olacak o.
pratiği iyice şeye dönecek. Yoksa hangi birini ezberleyeceğiz? Daha kelimeler var. Daha onların çoğulları var. Artikelleri zaten var. Hani artikeli bilmiyorsam zaten şu an konu anlatımından çıkabiliriz. Hani ne, ben onu diyemeyeceğim hesabı. Adama diyemeyeceğim. O yüzden bunları ne kadar çok alıştırma o kadar iyi. Onu da hani bir şeyler yazmayı her zaman daha çok öneriyorum. Boşluk doldurma test vesaireden dışında bir şeyler yazmak. Mesela hani öğreneceksek en azından böyle bir yerde cümle kurmak gibi. Şimdi alıştırmalara şuradan başlayalım. İlk verdiğim örnekten yani ilk iki sayfadan. İlk iki sayfası neydi? Preposisyon kısmı girmemişti daha bize. Şimdi onu girdiğini varsaymadan örneklere geçelim. Ne olsun? Hani dilediğiniz varsa araya girebilirsiniz her türlü. Ben buradan sorayım mesela Fragen. Fragen ne demek olabilir? Kaufen. Neyse. Kochen. Pişirmek. Mahama. Pişirmek. Hadi Yapmak. Möchten da gelsin. Neyman gelmesin. Sağdım. Hocam şu an bunları tek tek soruyor musun yoksa en sonunda mı? Arada girebilirsiniz. En sonunda bunlara birer örnek yaparız diye. Şimdilik oradan soldan sağa atıyorum. Böyle çok şu anda gördüklerimiz, göreceklerimiz çok kullanılan hesabı. Tamamdır. Kaufun geldiği sefer Kaufun da gelsin hadi. Canon olabilir. Tabii ki de Hörn. Tabii ki de Zeyn. Şu an hep akuzatifteyiz. Sonra da karıştırırız. Finland. Haydi Burak'ın geldi. Anrolf'un gelsin. Apol'un gelsin. Tamam. Bu kadar yeter şimdilik ben. Şundan hepsini büyüteyim. Fragen dedik soru sormak. Bir tane akuzatif cümle nasıl alırız? İsimsiz olsun. Yani Ali Fatma'ya soru sormasın. İşte insan kadına sorsun. İşte ne bileyim çocuk adama sorsun gibisinden. Artikelli şeyler birbirlerine sorsunlar. İlk sizi bekleyeyim sonra ben devam edeceğim. Gireceğim araya zaten. O zaman giriyorum. Diyelim ki şimdi Dämon olsun. Fragt. Ne yapıyor adam? Adam soruyor. Soru soruyor. Adam soru soruyor. Mesela bilerek Dämon'la başladım. Çünkü birazdan değiştireceğim tekrar. Das Kind dedim. Ne sorduğuna şu an girmeyelim. Orası bizi aşar şu anlık. Dermann Frank Das Adam çocuk soru soruyor. Kind. Nein. Ya Türkçe'ye göre çocuğa, Almanca'ya göre çocuğu ama en nihayetinde şurada bir şey. Bizde soru sormak E hali, onlar da İ hali. Onlar da bunu kullanacağım. Çünkü işte baktım Frag'ına demin ders sonunda yaptık ya şunları. Nerede onlar? Ha şunlar. Girdim Frag'ına baktım. Şöyle bir şey yazıyor. Ha, yani bu demek oluyor ki Türkçe'de ben E haliyle soruyorum. Onlar İ haliyle soruyorlar. Yani adam çocuğa soruyor. Ne sorduğunu şu an için boş veriyor. Biri birine soruyor. Das Evet yani buradaki das aslında akuzatif olan das. Buradaki derman neden der değil de değin olmadı mesela? obje değil, özne. Evet cümlenin öznesi Olmadı. zaten adam soruyor. Eğer değin olsaydı adamı olurdu Türkçe'ye dönersek de aynı hesap.
Hani bu cümleyi çevirirsem şöyle. Hani çocuk sorsun. Das Kind fragt den Mann. İşte. Şimdi çocuk soruyor adama. Bu Türkçe'ye uymayan. Bilerek buradan başladım. Buradan da o bir bilgisayar satın alsın hadi. Kafa karıştırmasın. Şöyle diyeyim. Er kauft den Computer. Doğru. Er kauft. Teşekkürler. Rahat Recep. Computer. Ha. Der Computer. Burada cümlenin objesi. Şunu da alayım, hatta alta getireyim. Şuraya koydum. Er kauft den Computer. Ne oldu? Şurası akuzatif oldu. Biri de satsın, neyi satsın? Yazıcıyı satsın. Hans satsın hadi. Kültürü de ekleyelim de. El kaldırmaya gerek yok. Direkt söyleyebiliriz. Ya ben hep konuşmayayım arkadaşlar. Bence engel oluyorum diye şartımda. Herkesin mikrofonu açıp basan düğmeyi konuşur. Kuş versene. Şimdi adı yazıyor mesela, gayet okey. He. Hans V ayrılıyordu. Yok. Erkauft. Verkauft. Verkauft ayrılıyordu. Ha, pardon. Verkauft. Den Computer. Yazıcıyı satsın. Yazıcı. Unuttum hocam onu. Den Drucker. Aha, tamam. Hans verkauft den Drucker, doğru. Dedik. Kochen. Hadi bir şeyler pişirelim o zaman. Ne pişirelim? Kek vardı ya, fırınlamak anlamında hocam. Dersi görmüştük. Bakın mıydı? Bakın. Yok. Tamam, o da olur. Hadi bakın yapayım. Tamam. Pasta pişirelim o zaman, yani fırınlayalım. Tamam. Pasta? Kek mi diyelim? Kek, evet. Hadi biz yapalım. Kim yapıyor hocam bunu? Biz. Bunu biz yapalım. Cohen, şey pardon, Bacon olacak. Ha, hem değiştirdin bana bir de bana. Olmuyor muydu ya? We bacon. Kuhun artikeli. Der. Bir bacon der. Ben kuhun. Ha, ben keki koyacağız diye düşünüyorum. Ha, kek pasta. Hani aynı anlamda gidelim diye. Ha, tamam. Machen. Machen. İlla der olmasına gerek yok. Mesela bir machen ya da şöyle yapalım. Du hep de biz olmasın yani. Çekinleyelim de. Machst deine ya da benimkini yapsın. Meine Aufgabe. Sen benim nesneyim yapıyorsun? Ev işleri mi? Görevleri yani ödev. Pardon. Ödev. Möchten.
Bunlar hep baş harfleri aslında küçük olacak da verb kendi yaptı pardon. Bir şey isteyelim. Ne isteyelim? Ich möchte Water. Nasıl? Water. Wasser. Wasser. Das Wasser. Ya da olur. Şuradan itibaren şeye gidelim. Ne olmuş ya? Mahmut'daki sanki. Kerim'de. Ne fil yazdım unuttum. Siliyorum. Canon. Canon tanımak. Bilmek, tanımak ama bir kişiyi tanımak genelde daha çok kullanılır. Mesela erkent keinen student kendi bilerek şeylere girmiyorum ki böyle hani biz daha görmedik. Mich, dich, ihn. Hani beni, seni, onu. O yüzden hep artikelden devam ediyorum. Erken keinen student. Yani bu da studentin olacak da asıl doğrusu. Ona hiç de kafa karışmasın. Yani o ne oldu? O öğrenciyi tanımıyor. Tanımıyor. Wir hören das Lied. Ama altını çizmeyi bıraktım ben gerçi ama şurası, burası, 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 hepsi bunların hepsi şu anda yazdıklarımız şuradakiler yani. Hani değişmedi ama zaten değişmiyor kuralda ama her nihayetinde suyu oldu burada. Suyu istiyorum. Ödevlerimi yapıyor. Pastayı pişiriyor. Yazıcıyı satıyor. Bilgisayarı satıyor. Değişmiyorsa yapacak bir şey yok ama öyle anlayacağız biz. Neden? Çünkü bu cümlenin öznesi, nesnesi olduğu gibi. Şarkı. Şarkı dinliyor. Müzik, şarkı. Çok da şey yapmayayım. Şuradan devam edelim. Sıkmayayım. Bunu da bitirelim. O beni aramıyor olsun hadi. Onun cinsiyetini siz karar verin. Er anruft. Ne? Er anruft. Anlamadım. Er anruft. O nasıl okunuyor, söyleniyor? Er ruft an en sona gelecek. Tamam, şimdi Ali'nin sesi daha net geldi. Bir daha. Ruft olacak, anı en sona koyacağız. İşte er beni an. Benim sesim sana geliyor Necim. Geliyor geliyor, gayet net. Tamam, geldi mi ses? Ben en son anlamayı biraz çekinerek, sesimi küçülterek söyledim. O yüzden anlaşılmamış olabilir hocam. Yok yok, ayrılan bir fiil olduğu için sonra atacaktın. O yüzden ben... Sonradan fark ettim. Tamam, hiç de beni daha görmedik. O beni arıyor. Ya da aramıyor demiştik. Burada beni, ben olsaydı, yani ben seni aramıyorum deseydim bu sefer de. İşte fark burada. Ich rufe dich nicht an. Hadi bu da du olsun ki şöyle. Şimdi bu du sen demek, ich ben demek, değil mi? Bunlar zaten fiiller özneye göre çekildi. Burası cümlenin nesnesi. Bu zaten fiilin geri kalanı. Bu da beni demek, bu da seni demek. Neden? Çünkü burada akuzatif gerekiyor. Burada da akuzatif gerekiyor. Çünkü aramak fiili akuzatif kullan. Şimdi aynısını da dativini yapalım. Buradan yine fiiller çekeyim ben. Evet.
En sonunda karışık preposyon yapıp bitiririz zaten. Gehör'ün demiştik. Duncan olsun. Fikir de atabilirsiniz tabii ki de. Antwort'un var. Biraz böyle şey yapacağımız olsun. Bileceğimiz, işimize yarayan hepsi bizim karşımıza gelmeyecek çünkü. A seviyesinde en azından. Bir de şunu istedim. Şimdi buradan takılayım. Aynen bunu demiştik. Hatırlayayım. Yani gördüğünüz gibi çok fiil var da hani bunlar biraz ağır fiiller karşımıza gelmeyeceği için boş boşuna örneklendirmek istemiyorum. Bunları da dativde yapalım. Dativ daha az zaten. Gehören demin demiştik ki buna şöyle işte yazayım. Ait olmak. Sen bana aitsin hadi. Bana diyelim. Bunu da biliyoruz gerçi. Sen bana ait. Du gehörst mir. Ha? Mir. Du gehörst mir. Aynen. Aynen. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Şimdi bu mir ne demekti? Daha aslında konu altını görmedik biz bunu benim derste. Ama Anla. Nereden geldi? Mit mi'den hatırlıyorum ben. En başta birinci dersten akla gelen bir şey vardı aslında. Hatırlamıyorum. Rüce testidir mi hocam? Hah, bilgi testi ya. Buna da cevap veriyordum. Escape Mia. O zaman demiştim ya Mia'yı bana demek cebe atın ama hiç karıştırmayın. Şimdi cepten çıkartma zamanı aslında yavaş yavaş. Ama bildiklerimiz kelimelerden gidersek işte ne olsun? Mesela işte das Handy gehört der Frau. Ne dedik? Bu telefon kadına ait. Şey, aynen. Doğru. Aynen öyle. Duncan. Ne demek olabilir? Dunker'i bir alakası yok demiş. Var. Var mı? Teşekkür ederim. Etmek. Aynen. Doğaçlama cümle de olabilir. Ben de sorabilirim. Birbirine teşekkür de edebilir yani. Burada sana teşekkür ederim mi diyeceğiz? Diyebiliriz. Hadi diyelim. Danke schön direkt olmuyor. Oluyor. Ama şöyle gibi teşekkürler. Bir teşekkür ediyorum demek var. Bir teşekkürler var. Hocam bunu bir düşüneyim ben. Sen bana teşekkür ediyorsun desek üstteki mantıktan aynısı. Du dankst mir. Du dankst mir. Mir. Aynen. Şimdi de ben edersem ich danke dir. Ne olsun? Die Frau dankt dem Mann. Kadın adama teşekkür ediyor. Tamamdır. Şimdi oldu hocam. Tamam. Antwort'un ne olabilir? Ne de yazdım ben burada? Y de her demek. Antwort ne demek o zaman?
Hocam sözlükten baktım cevap vermek. Evet, antwort da cevap. Yani her sorunun bir cevabı yoktur gibi bir şey yazmayı denedim kendimce. Arkada cendere cendere ses tonuyla. Şey müziğiyle. Hadi o zaman cevap verelim. Biri birine cevap versin. Hocam bunda ayrılma var mı? Yok. O zaman do antwortet. Bir daha. Do antwortet. Antwortet. Mia oluyor o zaman. Mia. Aynen sen bana cevap veriyorsun. Ya da kadın antwortet değil mi? Kadın adama cevap veriyor. Pasın uymak. Yani mesela das Kleid passt dem Kind nicht. Hep de uyumasın yani. Kleid? Elbise. Elbise çocuğa uymadı. Uymuyor. Aynen. Ama bu illa kalıp içinde uyacak diye bir şey yok. Hani ben dedim ki mesela sinemaya gidelim mi? Das passt mir nicht. Bu da bir kalıp olarak durabilir cepte. Yani bu bana uymuyor. Uymaz. Uymayan ne? İşte benim teklifim. Ama işte datif olan kısımlar zaten buralar. Burada für kullansaydık hocam. Das passt für mir nicht. Bu benim için uygun değil anlamına mı geliyor? Olmaz çünkü aynı anlamı vermez. Türkçe'yi her zaman verebiliyorsa da aynı Almanca'da vermez ya. Tamam hocam. Nadir her zaman değil. Her zaman içinde bu değil. Ben şu an hayal edemedim açıkçası. Tamam. Kesin bir cevap da vermedim diyeyim. Helfen. Yardım. Helfe yardım. Helfe pardon. Doğru doğru. Helfen. Doğru. Yardım. Ya. Bizden cümle mi ekliyorsunuz hocam? Ha ben yoksa sallayacaktım. Das Computer. Der Computer. Bu düzenli. Nicht mehr oluyor. Evet. Nicht mehr nicht diyebiliriz. Diyebiliriz. Bana yardım etmiyor. Gratulieren ne demek olabilir? Vallahi hiç fikrim yok hocam. Sözlükten bakayım. Tebrik etmek, kutlamak. Die Frau gratulant dem Mann. Kadın adamı tebrik ediyor. Kadınlara çok iş düştü bugün ama yapacak bir şey yok. Telefon verdik en azından. Onu idare edebilirler. Kusura bakmayın. Evet, şu ana kadar yaptığımız neydi? İsmin E hali ve İ haliydi. Ama demiştim ki işin içine preposyon giriyorsa artık öyle düşünmeyeceğiz. Kafa öyle çalışmayacak. O zaman şu liste çalışacak kafada. Bu listeyi aldım getirdim. Buraya kadar soru var mı? Yoksa bir saniye. Ben de basitime bakıyorum da.
Yoksa uyduracağım. Bunlardan gitmeyeyim. Buradan bakayım. Oğlum. Şimdi kitabı da dilerseniz atarım. Güzel bir kitap. 32 sayfa toplam A1 gramatiğini anlatıyor. Sadece gramer için. Şimdi burada vermiş. Aus, bei, mit, seit, nach, von, zu, gegenüber. Bazılarını atlayacağım bizim kitap daha ileride gösterdiği için. Ama fark etmez. Şimdi diyor ki Paul fährt mit taksi nach Hause. Ne diyor burada? Paul ne yapıyor? Çağırmak mı? Fart. Nein, fahren. Fahren. Sürmek. Ha, sürmek, pardon. Sürmek, gitmek. Aynen. Şöyle yazalım. Taksiyle eve gidiyor. Evet, Paul taksiyle eve gidiyormuş. Hadi gitsin. Taksi, das. Var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hep şu tabloya göre yapacağız bu tarz alıştırmaları. Şimdi geleceğim sağda bakacağım. Mit buldum. Mit datifmiş. O zaman mit deyim taksi. Maria von Zeit'den beri demek ileride göreceğiz. Yani İngilizce'deki since gibi. Den beri yani bir yıldan beri. Passau memleketin adı, şehrin adı ya da kasabanın. Passau'da yaşıyormuş bir yıldan beri. Dativ Ya. hocam. Evet, das ya. Aynen. Zeit'i geldim buldum. Ney bir daha? Aynen dedim ama. Sonunu anlamadım. Niğde mi Manisa mı? Aynen. Manisa. Aynen. Zeit einem ya. Zeit'a baktım. Dativ. Das ya. Das deyim oluyordu. O zaman şu tabloya gideceğim sonra tekrar. Das deyim oluyordu. Aynı, altı soruyor ama bana. Aynı da aynı oluyor. Ich hole das Paket von Post ab. Buradaki artikel fon mu hocam? Preposition von. Şey, prepozisyon. Aha. Fiil upholen yani almak, gidip almak. Post postaneydi. Bir Fon post. datifte hocam. Fon evet datifte şunu indireyim aşağı. Burada. Hadi. Ya. Ya. Sonra tekrar yukarı çıkacağım. Şeyine bakacağım falan filan. Şuradan artikeli buldum. Sağdaki adımları bir daha da yapmayacağım. Onu zaten bakarsınız. Wann gehst du morgens aus? Aus dem Haus. Dedi Kübra. Doğru. Aus da çünkü burada zaten biliyoruz ki ich komme aus der Türkei. Neden der Türkei değil artikeli? İşte Aus datif olduğu için. Wohin gehst du nach Essen? Essen das. Değil mi oluyor hocam? Nasıl? Pardon. Esin artikeli de az. Yok hocam, çıkmadı bende. Di diyeceğim yoksa. Neden? Şimdi esin artikeli de az.
Şu kurala baktım. Preposition var mı? Var. O ne? Var. Na. Datif. Evet. Datif. E das datif de ne oluyor? Şuraya geldim. Deyim. Deyim. Oldu sana deyim. Şimdi burada şunu diyecektim. O yüzden pembe çizdim. Ben soru yarış. Wohin. Ben demiştim ki demin Wohin akuzatif. Ama ne diyor? Ne zaman hal değiştirir? Bir preposition karar verir. Yani şunun öncesi beni bağlamaz. Şunun deyim olmasına hiçbir etkisi yoktur. Eğer şu prepozisyon şu kümenin içinde değilse, kesişimin pardon. Şuralardaysa beni bağlamaz. Şimdi bir de akuzatiflere bakalım. 30'daymış. Birinciyi yapalım. Dördüncüyü yapalım. E yapalım. G yapalım. Bir de şunu yapalım. Paul arbeitet ohne. Ohne de mitin tam tersi. Anlamam. Ayrı, ayrı mı? Yani şey sizsiz bir tabir. Hani mit ile o sizsiz. Yani şöyle de akılda kalsın. Mit datifse o tersiydi o zaman o da akıldır. Anladım. Bizim bir iki günde sonra gelecek zaten. Pause di pause. Hadi. Paul arbeitet ohne einen. Aynen. Di pause. Akuzatif yani örneğe baktım akuzatif. Die Pause aynı sormuş işte buradayım. Ne oldu cümle ne oldu peki? Paul molasız çalışıyor. Aynen öyle. Sie geht nie ohne ein Schirm spazieren. Şirm neydi? Dragon Şirm vardı. Böyle kodlamıştık. İkinci, üçüncü ünitede miydi? Dörtte miydi? Şemsiye. Şemsiye. Artık gel der. O ne akuzatif? Aynen. Aynen işte buradayız. Ne oldu? O ne yapmıyormuş? Bitmiyor. Şemsiyesiz. Aynen. O hiç şemsiyesiz gezintiye dolaşmaya gitmiyor. Das Geschenk ist für Großvater. Ben. Der. Cümle ne oldu? Evet. Für akuzatif der Großvater D'ye dönüştü. Cümle de oldu sana. Tam anlamını bilmiyorum Geşenk'i. Hatırlayamadım. Hediye? Ha, hediye büyük baba için. Evet, hediye büyük baba içindir. Son iki tane de yapalım. Robert fährt für Woche nach Italien. Aynen öyle. Bunu da biz biraz sonra göreceğiz. Buradaki für için anlamında değil, biraz daha lığına anlamına geliyor. Zaman belirtiyorsa eğer. Yani bir haftalığına. Bir hafta için dedi düşünebiliriz ama orada kastettiği haftanın daha doğrusu zamanın başı ve sonu belli. Robert ne yapıyormuş? Bir haftalığına İtalya'ya gidiyor. Aynen. Bir haftalığına İtalya'ya gidiyormuş. En sonunda Voice der Schlüssel für Kela. Kela der. Ne bu? Kela ne demek? Bizde de benziyor aslında. E'yi iyi yapacağız sadece. Tebrik gibi.
Kiler. Der şeyden. Who is the shoe self-fielding killer? Ne oldu cümle? Anahtar kilerin neresinde? Ne oluyor? Hayır. Tamam. Anahtar neresinde de? Nerede de? Hı. İçin. Hı. Ha. Ne oldu? Alttaki şey Kübra'nın cevabına gözüm takıldı ama öyle olmaması lazım. Ha, pardon, Kübra görmemişim. Hayır. Aynen, o yanlış olmaz mı? Çünkü öyle bir şeyden bahsetmiyor. Evet. Fon olsa olurdu. Fon hani iyilik anlamı da katıyordu, olurdu. Aslında bu cümlenin öznesi komple burası. O zaman Kiler anahtarı nerede? Kiler için olan anahtar. Aynen. Kiler anahtarı ne? Yani kiler için olan anahtar diye düşünebiliriz. Nerededir? Yani şurada fon dese daha güzel olur. O zaman tam Kübra'nın cevabına oturur. O zaman da bu Kübra'nın dediği doğru olmuyor mu hocam? Yani son noktada doğru. Ama bunu çevireceksek yanlış. Çünkü orada bir iyilik var. Hani kilerin anahtarı. Orada aslında Almanca'ya göre de genitiv var. Ya da fon demesi lazımdı burada mesela. Fon. Sizin dediğiniz çeviri nasıl hocam peki tam? Tekrar hatırlamak adına. Kiler dümdüz devam hani. Kiler için o anahtar ana. Kiler için olan anahtar nerede? O yüzden de bunların hepsi anladım. Oluyor. Tamam. Şimdi nerede olan ne? Kiler için olan anahtar. Hepsi subjekt. Subjekt. Anladım hocam. Şimdi ben şurada bir pembe çizdim. Derhund, Derschlüssel. Başka bulamadım açıkçası şey. Bunlar niye yalın halde kalmış? Ona çok geriye gitmek istemiyorum ama gene de bunlar cümlenin çünkü öznesi. Özne de her zaman yeşil dedik. Yani şey yeşil diyorum. Nominatif dedik. Yani her zaman burada ne varsa o. Derschlüssel ise der diye kalıyor. Derhund ise der. Deyin olmuyor. Çünkü şu mantıkta. Ayşe'yi olur eğer ben burada deyin yaparsam. Buraya kadar yaptıklarımız da şunlardı. Hani ben baktım. Preposyon var mı? Var. O nerede? Şu yanlarda. Yani zorunlular. O zaman cümlenin hiçbir zaman beni ilgilendirmedi. Şunların kuralı uyguladım ben. Ama eğer şeyler olursa aradakiler. Olursa nasıl yapacağız? Birkaç da ondan yapalım. Sonra bitirelim. Hiç üçüncü, ikinci molayı vermeyeceğim. Bu fiilleri biz daha görmedik. Doğaçlama gidelim. See. Dünkü örnekleri de benzesin, akılda kalsın artık yerler. Get in Schule auf dich ist ein Ziel. Schülerse. Neben şöyle yapayım. Bazen artikel isteyeyim. Bazen belirli olsun yani. Mine'la başlasın mesela. Yani bu da aynıla başlıyor demektir bunlar. Ben yazarken size deneyin, o sırada zamanda kaybetmeyiz. Eyvah. Sadece D yazıyorsam. Ben burada çözdüm bunu da. Neyse, yapacak bir şey yok. Öyle dursun.
Ha yok, çözmemişim ya da yanlış. Dostum. Şöyle düzeltiyorum. Volna'da görmedik daha biz çünkü. Olsun. Yeterli bence. Tamam. Şimdi. Siget in Şule. Şule'nin artikeli lazım bana tabii ki de ilk etapta. Feminen hocam. Yani Evet. değil. Değil. Hemen tabloya bakıyorum. Di. Di diye kalıyor. Bir adım geri gel, doğru. Neden değil akuzatif o zaman? Herhangi bir preposition yok. Var. Ay. Preposition var. O in, zaman pardon. da yükleme bakıyoruz. Gidiyorum Aynen. Şimdi bir manası kural var. ne diyordu bana? Şu kuralı bir indireyim aşağı. Kural diyordu ki bana bir preposition var mı? Var. O ne? In. Şunu da bir küçülteyim. In nerede? Ortada. Ha, o zaman ben bunlara geçiyorum. Wo mu wohin mi? O soruyu soracağım. Yani o gidiyor. Nereye gidiyor mu denir buna? Pardon. Nerede gidiyor mu? Nereye? Nereye gidiyor cevabını verdiği için akuzatif. O Bir zaman bakalım. D'nin Aynı. kaldığına göre bu da aynı oluyor. Auf Tisch ist ein Schlüssel. Burada iki tane boşluk bıraktık. Tisch artikeli der. Schlüssel artikeli. Alfa baktık. D'da bir şeyin üzerinde manası var. Ortada. Sonrasında şeye baktık. Wo wohin'e bakıyoruz. Nerede manası var? Ondan ötürü de datif oluyor. Derde deme dönüşüyor. Evet. Burada yok. Proposition yok. Proposition. Mantıken. Preposition olmadığı için de direkt verb olarak sayacağız. Son dediğini anlamadım. Şu an preposition yok mantıken. Tamam. Şülisenin prepositionı. Preposition olmadığı için direkt verb olarak sayacağız. Ha, verb karar veriyor gibi mi? Evet. Çünkü şu an aslında yok. Alfu buna saymıyoruz. Evet. Değiştirdim. Durmak, bulunmak anlamında stehen. Tamam. Devam et dediğine. Tamam, anladım dediğini. Devam et. Tamam. Şu an hala da bakayım. Yok. Bizim şu an elimizde yani şu listenin önünde bir preposition yok. Preposition olmadığı için bunu bir şey olarak sayacağız. Verb olarak sayacağız. Yani verb'e bağlı olarak sayacağız. Evet. Bundan dolayı da direkt olarak akustatif sayacağız. Derden de cevabımız dene dönecek. Aynen olacak. Katılan var mı, katılmayan var mı? Neden?
Gel aşağı. Şimdi ist cümlenin fiili de mi? Ne diyor cümlede? Anahtar masanın üzerinde. Ha. Yazdım. İşte bu. Zaten üzerinde dediği burası. Masanın burası. Üzerindedir diyeyim. Şu iste de bir kalıp verelim. Şülsel anahtar. Ve ben bunları koyacağım. Masanın üzerinde olan ne? Anahtar. Anahtar özne. Aynen Kübra'nın dediği gibi. Yani o zaman Ha, direkt yalın halinde olacak. aynen. Sadece ben bunu çevirmiş Anlaşılmış. oldum. Özne Tamam. yani es. Yalın kalır. Bu %100 değil dersin başında söyledim ama çevirime gelen durumlara kadar bizi kurtarır zaten. Yani işte çevirdiğim zaman çıkmadı ama ben bu enle alta ben bunu böyle koymak zorundayım aslında. Türkçe'de böyle çevirmek zorundayım. Burada yok. O yüzden aynı şuysa yani orada boşluk bıraktığında hiçbir şey gelmeyecekti aslında. Masanın üzerinde bir anahtar var. Daha anahtar masanın üzerindedir yani. Neben to ist ein Schrank. To artikel değil. Schrank artikel der. Bir teşebbüs. Hadi. Mine. Çünkü hızlı yazabilirsen yoksa ben de söyleyeyim ki buram. Şimdi neydi? Preposyon var mı? Var. Anladım sanki. Preposyon var mı? Var. O ne? Neben. Nerede listede? O ortada. E tamam. Yani ikisi birden oluyor demek bu. O zaman ne Direkt olacak? Şu iki soru devreye hala giriyor. yazılmadı gidiyor mu yoksa düştüğü için Efendim? yazarsa? Düştüğü için yazar. Ses geldi. Tekrar anlamadım. Kapandı. Ne yapın dedik ki ortada. İkisi birden. Şu soruyu soracağım. Yani yanında, kapımın yanında mıdır? Yanında mıdır? Daha doğrusu nerededir mi diye sormuş dolap. Nereyedir mi? Dir var çünkü orada. Nerededir? Nerede olduğunu soruyor. Datif. E o zaman niye yalın kaldı? Sabit kaldı. Datif de değil der olduğuna göre de mine de mine olacak. Daha doğrusu mine ne de mine olacak. Oldu mu Kübra? Şimdi burada şıranktayız. Bu da üstteki gibi hiçbir şey almayacak o zaman. Sabit kaldı. Aynen öyle. Kapının yanında ne var? Bir dolap var. Bitti. Dolabı demeye gerek yok. Aynen öyle. Ben masanın üzerindeymişim. Bunu yapabilirim sanırım. Hadi. Adım adım gidelim. Uber var prepositionımız olarak. Bakıyoruz ortada. O zaman nerede ya da nereye sorusunu soracağız. Nerede sorusu uygun geliyor buna. Yani bu o zaman datif olacak bu. Normalde Tishinki derdi değil mi hocam? Hı. Der. O da dem olacak. Datifler tabloya göre.
Aynen. Sıralama, uygulama budur. Şimdi birkaç da değişik cümle yapmak istedim. Wir möchten in Kino gehen. Kino. Das. Biz sinemaya gitmek isteriz. Doğru mu hocam? Aha. Doğru. Devam. Ben yeni bir örnek daha aklıma geldi. Onu ekliyorum sadece. Ne olacak burası? İndas demiş Kübra. Bakalım neden? İn gene ortada. Yani bana yine şu sorular yöneltildi. Ben ne yapıyorum? Ben istiyorum ama sadece istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ha, nereye mi gitmek istiyorum? Nerede mi gitmek istiyorum? Aslında nerede gitmek istediğim de biraz şey olabilir. Hani Almanya'da sinemaya gitmek istiyorum olsaydı nerede ne yapma nereye? İki soruyu birden de sorabilirim de şu an o kafa karışmasın. Nereye gideceğimizi söylüyor burada. Çünkü sinema var. Görebiliyorum bu kelimeyi. Ev o zaman akuzatif. Das akuzatif de das diye kalıyor. Wir möchten Kino einen Film sehen. Yeni bir örnek çıkarttım orada. Biz sinemaya bir film seyretmek için, izlemek için gitmek istiyoruz gibi. Net yok Gitmek aslında ya. Sadece şey, şey demesi lazım bir aslında. film izlemek sinemada. Değil mi Ali? Aynen. Bir film, sinemada bir film seyretmek istiyoruz. Aynen. Galiba. Aynı şekilde Daz gelecek kelime. Aynı. İkincide de bakayım. Bunun bir preposition'ı yok. Bu bir özne bu. İşte özne değil, nesne bu arada. Object. Öznemiz zaten fiil. İki tane nesnemiz var mantıken. Şu an gördüğüm, anladığım kadarıyla. Ama bu nesnemizin de bir noktada şeyi yok. Preposition'ı yok. Verb'e sayacağız. Verb saydığımız için de akusatif olacak. Akusatif olduğu için de derin sonunu derden ötürü hiçbir şey getirmeyeceğiz. Aynı olarak kalacak. Çok güzel gittiydi ya. Ha, sadece sonunda mı yanlış yaptım? Akuzatif Aynen. olmuştu işte ne güzel. Akusatif olunca Ha. aynen olmuyor mu? Heh. Ha, Tamam, şey tamam gibi doğru. dinliyordum burada Aynen az önce. olacak. Fazla yola Derden geçecektim. dene. ama şimdi başına gelelim. Ortasına itibaren. Bunu niye das diye kaldı? Baskino. Aynı Onu... mantıkta çünkü. İstiyorum. Tamam. Yani Yine baktım ki baktık. İn. burada. Tamam. Aa, pardon. Baz olmaması lazım. Çünkü burada da bir hata olması var. Nereye değil, nerede aslında? İçinde olmuyor mu? Heh, ben Hata filmi oradan nerede geliyor. izlemek istiyorum? Tamam. Ben GH'den karıştırdım Ha, şimdi. ben Aslında bilerek aynı sen cümleyi yazdın. koydum şuraya kadar ki çünkü buradaki akuzatif olması da biraz da bu fiil yani gitmek nereye gitmeye karar verdi. Burada pardon. Görmek var, izlemek. Ama nerede aslında Aha. Yani bizim modal fiil hiç burada karar vermedi. Eğer öbür fiil varsa. burada? Böyle de bir örnek olsun istedim. Sie kann Schule arbeiten. Schule değil, burada demiştim. Burada o okulda çalışabilir anlamını taşıyacak. Hocam burada hiçbir şey yok gibi direkt der mi koyacağız Ne oldu? buna? Ya şey in var. Şey in var aynen. Yine bakıyoruz. Bir şey yok. Nerede çalışacak diye soracağız. Dativ olacak. Der şöyle. Aynen. 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 Doğru.
Nerede çalışabilir? Okulda yani burada. Dativ. Die Dativ'de der oğlum. Er hat in Studium gespielt. Hadi Ali Kübra. Emir abi. İşte dedim Geşpilt'ten ne manası çıkartmamız lazım? Onu tam anlamadım. Geşpilt ne demek? Ya oynadı ne oluyor Geşpilt? Aynen. Spiel'inden geliyor yani. Bizim... Aynen. Stadyumda oynadı. Ya hadi hani ne oynadığını mı merak ettin sadece? Tamam futbol oynadı. Tamam. Of stadyumda futbol oynadı mı işte tamam. Stadyum şeyine bakalım azıcık. Dazmış stadyum Ha, için. Artikel'im dedi. Evet. Aynen artikeline baktım ve Daz çıktı. Nerede şey prepositionımız var in. In ortada. In ortada olduğu için bu preposition. Ondan dolayı işte bu oyuna bakacağız. Bu oya cevap veriyor. Çünkü nerede oynamak istiyor? İşte nerede oynuyor cevap gelecek. Ondan dolayı does, datif, datif olduğu için de does'ı deme çevireceğiz değil mi? Aynen öyle. Şimdi burada bir hub'ım var. Bu beni bağlamaz. Benim ana fiilim budur. Çünkü geçmiş zaman. Yani ana fiil oynamak. Devam ettim. Wir sind in Türkei gefahren. Burada biz Türkiye'ye mi gidiyoruz? Gittik. Ha gittik. Ha doğru geçmiş zaman gefahren. İn var, ortak. Hemen nereye sorusunu sorduk. Buradan nereye datif oldu. Bu da der olmuyor. Ne oluyor, ne oluyor? Tabloyu bulmaya çalıştım, tabloyu kaybettim. Der. Ama çoğul var burada da. Onunla bir sıkıntımız var mı? Yok değil mi hocam? Çoğul olan kim? Güzel başladın. Şimdi adım adım tekrar başlayalım. İn ama geçmiş zaman. Hani, baktım preposition var. Preposition. Hani bunu da Almanca söylerim. Benim de aklım karışıyor. Preposition var. İn. Nerede? Ortada. Yani şuradayız. Cümle ne? Ne diyor burada? Ne yapmıştık biz? Türkiye'ye gitti. Ha. Nereye mi gittik? Pardon. Nerede mi gittik? Nereye mi gittik? Nereye gittik? Ha. Nerede gittik? Olmaz ki. Nerede gittik? Nereye gittik? Nereye gittik olur. Türkiye'ye gittik. Akuzatif. Diye akuzatif de. Akuzatifse diye diye kalır o zaman. Aynen öyle. Hani güzel başladın. Devamı kötüydü. Biz datife girdik hocam orada. Yanlışlık oldu. Yanlış yere girdik. Heh, evet. Acaba dedim Türkiye'nin orada gelin der diye mi düşündüm diye düşündüm de. Biz Türkiye'ye gittik. Şimdi burada da değil akuzatif oldu. Neden? Bu sefer de fahrından dolayı. Hani yukarıda spielin'de burada da ana fiilim benim fahrın. Geçmiş olması burada zint ve habın bana hiçbir cevap vermez. Onlar yardım ediyorlar zaten geçmiş yapmaya. Son örneklerde aynen. Şundan örnekleriydi. Bu derste dediğim gibi aslında A2'nin birinci ünitesi bizim mention kitaplarında. Bovohin olarak anlatıyor. A1'de sadece şunu gösteriyor bize. Ama hani mantığını oturtunca çok basit zaten. Yani öbür türlü ezberlemiş olduk. Sadece Vo'yu öğrenseydik. Benden bu kadar. 6 sayfa yazıyordur. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Var mıdır soru? Güzel oldu. Ya en azından benim için güzel oldu. Sınıfta olmayan varsa Kübra sanki ben seni çıkartamadım. O yüzden dilersen chat'e attığım şeyi Word dosyasını orada indirebilirsiniz. Soru yoksa durduruyorum kaydı.